Önümüzdeki ilk seçim 3,5-4 yıl sonra. 4 yıl boyunca artık inşallah dua ediyoruz ki ticaret konuşalım, ekonomi konuşalım, spor konuşalım, magazin konuşalım, sinema konuşalım, tiyatro konuşalım, birazcık iş konuşalım, siyasetin dışında kalalım. Seçim sonucu da bunu buraya getirdi gibi gözüküyor. İnşallah böyle bir sürecin içine gireceğiz. Haziran'dan sonra bir belirsizlik dönemi vardı biliyorsunuz. Yani ne olacak, koalisyon mu olacak, tek başına iktidar nasıl olacak filan diye. O belirsizliklerde bizim sektörün veya bizim sektörde alım yapacak, yatırım yapacak tüm müşteriler için kafasının karıştığı bir dönemdi. Bu seçimin sonucunda da artık kafa karışıklığı ortadan kalktı. İnsanlar geleceğe daha umutla bakar oldu. Ekonomi nasıl olacak onu konuşmaya başlıyor. Gelecekte ne olacak, nasıl yatırım yapacağım ona bakmaya çalışıyor. Ve böylece de dikkat ediyorsanız da birkaç haftadır, yani seçimden hemen sonra, yavaş yavaş piyasada hareketlenmeye ve canlanmaya başladı. Bunu biz satış ofislerinde izliyoruz, piyasada izliyoruz. İnşallah bu biraz daha artarak devam edecek. Yine seçimlerden hemen önce biz Körfez yatırımcılarını İstanbul'a davet edip Araplarla, Körfez yatırımcılarıyla konuştuğumuzda da hepsi şunu diyordu ki Türkiye gene bölgesel bölgenin içerisinde en iyi yatırım yapılacak ülke Türkiye. Gene bu Türkiye'de yatırım yapmak doğrudur. Burada yatırım yaparız, yatırım iştahımız var. Ama şu seçim sonuçları bir bitsin, belirsizlik bir ortadan kalksın diyordu. Son dönemlerde görüyoruz ki artık Körfez'in ilgisi de artmaya, yatırım kararlarını hızlandırmaya doğru gidiyor. İnşallah bu dingin sürecimiz devam ederse de 2016 yılından itibaren yabancı yatırımcının da daha çok pozisyon aldığı bir sektör haline gelecek gibi gözüküyor bizim sektör. Şimdi niye buradayız da biraz anlatayım. Artık iş yapacağız, ekonomi konuşacağız, sektörü konuşacağız. Niye buradayız? Yaklaşık 2 yıl önce yeni bir iş yapacağız, yeni bir şeyler yapmaya çalışırken, eksik olmasın, bir sürü eşimiz, dostumuz beraber şöyle iş yapalım, böyle iş yapalım, şunu yapalım, şöyle yatırım yapalım derken önümüze bir fırsat geldi. Bizim İntes'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Bey bir gün bana geldi, dedi ki arkadaş sen emekli oldun. Biz Emlak Konut'un bir ihalesine girdik. Kayaşehir projesinde bir proje aldık. Sözleşmelerini yaptık. İhaleyi tamamladık. Projelerine de başladık. Ama madem emekli oldun bu işi gel beraber yapacağız dedi. Dedim ki abi dur ya, siz iş almışsınız. Ben daha ne yapayım, bir bakayım. Kayaşehir, Kayabaşı'da neresidir bilmiyorum. Bir 15 sene önce ben buraya geldim. Kayabaşı köyü diye bir yer var. Arazi büyük ailelerin elinde. O gün bugündür bu bölgeye hiç gelmemiştim. Dedim ki bana birkaç gün izin verin. Ben bir şu Kayabaşı, Kayaşehir neresiymiş bir gideyim göreyim. Geldik bir baktık ki bambaşka bir dünya oluşmaya başlamış burada. Bölge gelişmeye başlamış. İstanbul'un gelişen bölgelerinin içinde önemli bir yer haline gelmiş. TÜİK'in verilerine baktığımızda da TÜİK verileri diyor ki Kayabaşı bölgesinde, Kayaşehir bölgesinde 88 bin konut var, 300 bin insan yaşıyor. Ama 2023'e kadar buradaki konut sayısı 170 bine çıkmak zorunda. Yani mevcut konut stoğu %110 artmak zorunda çünkü nüfus buraya doğru yoğunlaşıyor. Muhafazakar bir kitle var burada. %69 gibi bir muhafazakar kitle var. Muhafazakar kitle deyince de onu şöyle düşünmeyin. İşte sadece inanç hassasiyet olan değil. Türk geleneksel aile yapısı var burada. Yani aileleriyle yaşayan, anne baba çocuklarıyla yaşayan, belki evinde büyüklerine bakan, yaşlarına bakan geleneksel bir Türk aile yapısı var. AB grup, ses grubunun oranı %18. CE grubunun oranı da %60'larda. Yani orta gelir ve orta gelirin biraz üzerinde bir kitle var. Ama AB ses grubu da buraya teveccüh ediyor ve geliyor. Bu kadar büyük bir potansiyel varsa Mehmet abiye teşekkür edelim, hemen ortak olalım dedik. Onun için de Mehmet Bey'e bu jesti için,
İntiyanitas ortaklarına, Seyfi Bey'e, Koray Bey'e, tüm ekibe de teşekkür etmek istiyorum ki hiçbir dahlimiz olmadan bizi işlerine aldıkları için. Geldik buraya, Evvel İstanbul diye bir projeye başladık. Evvel İstanbul'da mahalle kültürünü ön plana alalım dedik. İnsanları bu mahallelerde yaşatalım dedik. Ve her ne kadar orta gelir grubu burada yaşıyor ve üst gelir grubuna doğru gidiyorsa da kaliteli düzgün bir proje yapalım. Böylece de hem kendimize yakışan hem bölgeye yakışan iyi bir proje olsun dedik. Geçen yıl hepiniz biliyorsunuz Evvel İstanbul projesini yaptık. İnşaatı devam ediyor. Nasip olursa önümüzdeki yıl teslim edeceğiz. Satışlarında %90'ına yakınını tamamladık. Şimdi projenin ikinci bölümü diye adlandıracağımız bir etabını yapıyoruz. Buradaki konsept hikayemiz de son derece farklı. Burada ne var? Belki şöyle tarifleyeyim daha rahat olur. Şanzelize gibi geniş caddesi olan, geniş kaldırımları olan, üzerinde cadde mağazalarının yoğunlaştığı, kafelerinin, restoranlarının yoğunlaştığı bir yaşam kültürü var burada. Ve burası Başakşehir'in merkezi bu bölgeye doğru kayıyor. Kayaşehir'in merkezi de adım İstanbul'a doğru kaysın istedik. Yani merkez bir proje olsun istedik burayı. Emsalimizden dolayı da biraz yüksek katlı yapmamız lazımdı. Buraya sosyal alanlar, yüksek katlı, artı da caddeler, mağazalar olacaksa yüksek katlı yerde sosyal alanda yapmamız lazım. Yani sitenin özelliği olarak sosyal alanda yapmamız lazım. O zaman ne yapalım dedik? Biraz daha maliyete katlanalım. İş yerlerini yapalım, dükkanları yapalım, mağazaları yapalım. Mağazaların üzerindeki terası tamamen sitenin sosyal alanı haline getirelim dedik. Teraslarımız tamamen sitenin sosyal alanları oldu. Site halkının yaşayacağı, eğleneceği, çocukların oyun parkı yapacağı her yer teraslarımızda oluştu. Sayın tüm peyzaj alanlarımızı da teraslarla yaptık. Yaklaşık 600-650 tane daire yapacağız. 20 bin metrekarede satılabilir, kiralanabilir alanlı dükkanlar yapacağız. Ve burayı da Başakşehir'in merkezi haline getirmek için de mücadele edeceğiz. İşte Burak Bey anlattı, metrosu hemen dibinde, ulaşımı kolay, şehrin merkezinde gibi adım İstanbul diye bir proje yaptık. Seçim öncesi bunun lansmanını yapacaktık ama bekledik ki seçim bitsin, her şey bir dinginleşsin, ondan sonra lansmanını yapalım. Fakat Evvel İstanbul'da buraya gelen müşterilerimizin bir talepleri vardı. Onlar bir sıraya girmişlerdi. Onları bekletemedik. Yaklaşık da bir 100-130 tane filan onların rezervasyonunu yaptık. Bugünden itibaren de inşallah lansmanımıza başlayacağız ve bu projeyi de satacağız. Ve Kayaşehir'in, Başakşehir'in en niş projelerinden bir tanesi olacak. Deyim, ben lafı burada bitireyim. Sayın Genel Müdürüme top atayım, ben kaçayım. Teşekkür ediyorum. Açıldın mı? Evet, herkese günaydın, hoş geldiniz. Faruk Bey hepsini aslında şey yaptı, özetledi. Mehmet Bey'e bugün sorsak aynı şeyleri düşünür mü bilmiyorum ama. gerçekten güzel bir birliktelik oldu. Bu birliktelikler önemli. Yani süreç adına, ülke adına, gayrimenkul piyasası adına önemli. İleriki süreçlerde güçlü ortaklıklar, güçlü yapılar daha büyük işlere, daha büyük atılımlara imkan sağlayacak. Bence o manada önemli. Hani hep deriz ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Muhakkak ki ortak girişim oluşturan firmalarda birbirlerinin eksiklerini öyle veya böyle tamamlıyorlar. Ki ülkemizin de bana göre güçlü bir yüklenici yapısına ihtiyacı var. İnşallah bu yapılar da artar. Proje evet, bizim Kayaşehir bölgesinde bunu 2005 yılından itibaren biliyorsunuz bu bölgede ilk önce Toplu Konut İdaresi ile daha sonra da bizimle bir yapılaşmaya girildi. Bu planları yapılırken buranın örnek bir şehir olması üzerine çok çalışmalar yapıldı. %50'ye yakın
terkler yaptı. Hatta 55'e geliyor benim bildiğim terk burada. Ortalama emsal 1.5'larda tutuldu. Ve %55 terk edilen alan içerisinde gerekli sosyal donatılar neyse de o gün şartlarında o donatılar planlara işlendi. Ve süreç içerisinde de ilk önce alt gelir grubuyla yaklaşık 20 bin bağımsız bölüm yapmıştık. Ben de o zaman toplu konuklar arasındaydım. Akabinde de tüm gelir gruplarını içeren bir yapı oluşsun amacıyla orta gelire, orta gelirin biraz üstüne hitap eden konutlar yapmaya başladık. Şu an emlak konut olarak da biz burada yaklaşık 12.500 bağımsız bölümü içeren ve bunun devamında işte sosyal donatıları olan bir proje gerçekleştiriyoruz. Adım İstanbul projesi de bu 12.500 bağımsız bölüm içerisinde 615 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 35.000 metrekare bir arsa üzerinde yapılıyor. Şimdi tabii bölgeyi hepiniz biliyorsunuz. Hani bölgeye güneyde baktığınızda işte Halkalı'yla başlayıp Temopark, Tem, Olimpiyat Stadı, Kayaşehir bölgesi. Tabii bu Kayaşehir bölgesinde 3. çevre yolu bağlantıları. Biliyorsunuz bölge hastanesi inşaatı gelirken belki görmüşsünüzdür. Aslında burada yapılmasını arzu etmemizin nedeni de hani buraları sizin de bir görmeniz gerekiyor. Biz yurt dışından yatırımcıyı buraya getirdiğimiz zaman korktular burayı görünce. Biz hatta memnun olurlar diye getirdik buraya. Dedik ki yani hani bu kadar inşaat yapıyoruz, gelin bakın, görün falan. Adamlar buraya geldiğinde korktular. Dediler ki bu kadar inşaatı kim satın alacak? İşte kim gelip buraya oturacak falan. Ondan sonra da baktılar ki öyle değilmiş. Yani gerçekten buradaki metrekare fiyatlarını yaşayanların gelir gruplarının dağılımlarına baktıkları zaman öyle olmadıklarını anladılar. İşte daha yeni açıklanan rakamlarda da bizim talebimiz, konut sektöründeki talep hala arzın üzerinde. Ki bu bölgede bu oran çok daha fazla. Emlak konut olarak biz Ekim sonu itibariyle yaklaşık satışlardan 5.27 milyar ciro elde ettik. Ve yaklaşık da 8.800 bağımsız bölüm sattık. Bu 8.800 bağımsız bölümün metrekare değeri de 1.205.000 metrekare. Şimdi niye metrekare veriyorum artık? Yani örneğin bu projede bir özel okul, bir hastane yapıyorsunuz. Bu da bir bağımsız bölüm olarak geliyor bizim satışlarımıza. Ama daha işte bir ay önce bir hastane ihalesi yaptık. Yaklaşık 19.000 metrekare. O da bir bağımsız bölüm geliyor. O yüzden metrekare de veriyorum hem de fiyatları değerlendirebilin diye. Yani bizim sitemizde arkadaşlardan da ulaşabilirsiniz. O istatistikler önemli, güzel. Yani 2003 yılından itibaren hem metrekare olarak, hem ciro olarak, hem bağımsız bölüm olarak bütün adetleri verdik. Ki bu yıl Ekim sonu itibariyle ulaştığımız rakam 1.200.000 metrekare. Geçen sene totalde 10.000 bağımsız bölüm karşılığı da 1.255.000 metrekare satış yapmışız. Neredeyse 2014 yılı rakamlarına ulaşmış durumdayız. Yine önemli bir rakam. Bugüne kadar 2015 yılı içerisinde satılan konutların yaklaşık ciro olarak %20'si yabancıya satış. Yani bu 1 milyara geliyor. Bu ne demek? 1 milyar ithalat demek, 1 milyar cari açığa katkı demek. 5 milyar 27 milyon cironun %20'si yabancıya satış. Belki burada Ömer Faruk Bey şeyi söylememiş olabilir. Evvel İstanbul'da dahi yabancıya satış var. Belki oranını birazdan kendisi verir. Bizim projelerde artık yabancıya satış işte %15-20 seviyelerine geldi. Hem bağımsız bölüm bazında hem ciro bazında. Tüm Türkiye'de benim bildiğim bu yıl 15.000 bağımsız bölüm satıldı.
bunun yaklaşık %10'unu da emlak konutu olarak biz sattık diyebiliriz. Yine bu yıl iki seçimin geçtiği bir yıl oldu. Ama iki seçim olmasına rağmen emlak konutu olarak biz yaklaşık 18 milyar lirayı ulaşan satış toplam geliri olan ihaleler gerçekleştirdik. Bu da bağımsız bölüm bazında hemen hemen 25 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Emlak konutun payı da burada yaklaşık 7 milyar lira. Niye bunu yaptık? Hakikaten ülkenin gayrimenkul sektörünün lokomotiflerinden biri olarak GYO'ların, tüm Türkiye'de işlem yapan GYO'larının toplam hacminin %60'ı kadar büyüklüğü olan bir şirket olarak bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Hem gayrimenkul piyasasını, hem ülke ekonomisini, hem inşaat sektörü adına bizim çalışmamız gerekiyor ki ülkemizde de bu potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ama bu çalışmada geçmişte bu bölgede yaptığımız bir ihaleyi de biliyorsunuz iptal ettik. Dedik ki kademe kademe çıksın. Bir anda işte birden üçe değil de birden ikiye, belki ikiden üçe çıksın. O manada ihalemizi iptal ettik. Bir %15-20 daha altında ihale gerçekleştirdik. Bu bölgede hemen hemen şu an tüm gelir gruplarına hitap eden projeler oluştu. Evet, burası hakikaten bu bölgenin merkezi olabilecek konuma, potansiyele sahip bir yer. Bu bölge içerisinde biz aslında Başakşehir'de şu an 510 bin metrekare yeşil alan üretiyoruz. Ama bu sadece iki alanda. Yani diğer yeşil alanları saymıyorum. Bölge parkı yapıyoruz. 510 milyon metrekare büyüklüğe sahip. 380 dönümü burada. Bir kısmı da Hoşdere'de. 140 dönümü de Hoşdere bölgesinde. O park bitmek üzere. Hatta bittiği zaman ben sizi oraya gidip böyle bir kahvaltıyla belki orada beraber yaparız. Orada da yeni bir yaşam alanı çıkıyor. Ve o parkta bitmek üzere. Aynı o parkın bir benzerini de bir büyüğünü, hatta iki büyüğünü buraya yapacağız. 380 dönüm bu park ve bunun en az 250 dönümü de yeşil alan olacak. Yani o öbür kalan işte 100 dönüme de işte sosyal mekanları yerleştireceğiz. İşte spor salonları olacak, yürüyüş yolları olacak. Ama 250 dönüm tamamen yeşil alan olacak. Belki de İstanbul'da böyle büyük bir proje içerisinde bu bir ilk olacak. Bu parkta da hepimizin hayal ettiği her şey olacak. Aslına bakarsanız emlak konut projeleri, emlak konutla beraber iş ortaklığı yapan projelerin başarısının nedenleri bu özetlediğim şeyler. Yani biz burada sadece işte 3+1 beyefendinin söylediği metrekareleri değil, yaşam, park, doğa, sosyal imkanlar hepsini birlikte tasarlayıp yapmaya çalışıyoruz. Ve bunların hiçbirine de biz o manada para gözüyle bakmıyoruz. Bunlar projenin bir ihtiyacı, bu ihtiyacı da bizim yapmamız gerekir anlayışıyla bakıyoruz. O yüzdendir ki bizim buraya yaptığımız altyapı yatırımı da buradaki cironun en az %15'idir. Yani bu çok ciddi bir rakamdır arkadaşlar. Yani hani baktığınızda her projede biz %15 genel altyapıya, bu altyapı içinde işte yollar, parklar, sosyal donatılar var. Bunlara %15 pay ayırıyoruz. Bunları da hepsini işte yüklenicilerden beklemiyoruz. Yüklenicilere belki bir kısmını yaptırıyoruz. Bir kısmını da biz kendimiz anahtar teslimi, bedelini kendimiz ödeyerek yapıyoruz. Dolayısıyla burada bir bütüncül bir yaşam oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bittiği zaman da başarılı olup olmadığını hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Adım İstanbul projesi bizim İNTA'ya, İNTES, EYG iş ortaklığıyla yapılan bir proje. Aslında iki etaptan oluşuyor onlarla olan sözleşmemiz. Birinci etabı Evvel İstanbul'du ki başarılı bir proje oldu. Bu etapta Adım İstanbul projesi
her iki etaptan bize 726 milyon satış toplam geliri taahhütleri var. O taahhütleri karşılığında da 188 milyon idare payı gelir taahhütleri var. Ama ben bunun da üzerine çıkacağını düşünüyorum. Adım İstanbul projesi de bu benim anlattığım kent meydanına komşu bir parsel. Dolayısıyla parka ve meydana aslında giriş kapısı diyebiliriz. Dolayısıyla merkezi bir lokasyonda. Hemen önünde metro yatırımı başladı. O metro yatırımı bittiği zaman da bir metro istasyonu olacak. Ve bizim bu bölgenin merkezi diyeceğimiz meydana çıkan ve oradan da parka ulaşan bir konumda. Ve altında işte bu ticari ünitelerle de o bölgenin hareketini, belki canlılığını taşıyacak en güzel lokasyonlardan biri. Evet, bu projenin Ömer Faruk Bey'in söylediği gibi ön satışları başlamış durumda. Orada da ciddi bir ilgi ve talep var. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı ilgi ve talep gerçekleşir. Başarılı bir proje olur diyorum ben. Katılımınız için sizlere, bu projeye de her safhada emeği geçen mimarından, mühendisinden, yüklenicilerine, herkese de ben de Emlak Konut ve Şansım adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yanımda tekrar.